Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle EYS 11. sınıf DAF 23 numaralı föyün birlikte anlatımını ve çözümünü yapacağız. Gerçi bu föyümüz tamamen denge ve denge şartlarıyla ilgili soru çözümüyle dolu. Şimdi sırada bir etkinliğimiz var. Bu etkinliği birlikte çözelim demiş. İki ayrı soru vermiş. Bu sorulardan bize bu soruyu 3 farklı yöntemle çözmeyi öğrendik. Şimdi diyor ki işte bu 3 farklı yöntemle de bunları çözünüz demiş bize. Şimdi bakalım, birinci ilk olarak Lami teoremiyle o zaman kesişen kuvvetler şu şekilde ne yapalım gösterelim. Aşağı doğru kürenin ağırlığı var. Ne kadar? GK. Bunu arıyoruz zaten. Şimdi bakınız ne yapıyorduk? Şöyle bir ne yaptık? Bakınız koordinat sistemini yerleştirdik. Burası 37 ise burası 37. Şurası 53, 90, 90, 90. Şimdi bize ip gerilmesini ve cismin ağırlığını Lami teoremiyle bul diyor. Bulalım. Ne diyordu Lami? 60 yani F bölü 60 hariç diğer iki kuvvet arasındaki açının sinüsü, yani şurası 90 artı 37'den sin 127 eşittir. Bakıyorum ip gerilmesi, şurası bakın. T bölü ip gerilmesi hariç diğer iki kuvvetin arasındaki açının sinüsü, bakın burası sin 90 eşittir cismin ağırlığı bölü cismin ağırlığı hariç diğer iki kuvvet arasındaki açının sinüsü, yani şurası şu yeşille çizdiğim yer sin 143. Bir önceki videoda demiştik ki bunlar birbirlerini 180 dereceye tamamlayandı. Bu da 1'di. Şimdi o zaman bakalım. Şu ikiliyi alıyorum. 60 bölü sin 53 kaçtı? 0,8. Yani ne diyelim? Şöyle 8 bölü 10 eşittir T. 600 bölü 8 eşittir T. T'yi buradan kaç bulduk? 75 Newton bulduk. Şimdi şu ikiliyi alalım. T'yi bulmuştuk. 75 bölü 1 eşittir GK bölü sin 37'miz neydi? 0,6. Buradan da GK içler dışlar çarpımı yaparsak GK'mızı da ne buluyormuşuz? 45 buluyormuşuz. Şimdi bu hangi yöntemliydi? Lami yöntemiydi. Şimdi hangi yöntemle çözeceğim? Dik bileşenlerine ayırma yöntemi ile, ama yerim hiçbir şeyim yok. Şimdi dik bileşenlerine ayırmayı da şurada şöyle gösterelim. Elimizde cismin aşağı doğru ağırlığı var GK. Burada F'imiz var 60 Newton. Şurada da şöyle neyim var arkadaşlar? İp gerilmesi T var. Şuradaki açıyı da az önce ne bulmuştum? Bakınız 37 bulmuştum. Şimdi burada bileşenlerine ayrılacak olan büyüklük kim? T, ip gerilmesi. O zaman ayıralım. Şöyle ve şöyle. Burası T çarpı sin 37 oldu. Burası da T çarpı cos 37 olmuş oldu. Sistem dengede olduğuna göre yatay ve düşey kuvvetler birbirine eşit olmalı. Önce şu dengeye bakıyorum. T çarpı cos 37. Cos 37'miz 0,8. 0,8 T eşittir 60. Doğru mu? Yani 8 T bölü 10 eşittir 60 dersek, 8 T eşittir 600. Her iki tarafı 8'e böldük. T'yi kaç bulmuş oldum bakınız? Buradan 75 bulmuş olduk. Şimdi sıradaki sorumuza önce kuvvetlerimizi gösterelim. Şöyle aşağı doğru neyimiz var? Ağırlığımız var. F'i buraya taşıdık. Burası F oldu. Şu değdiği yerden tepki kuvvetimiz var. Burası ne oldu? N. Hemen şöyle bir koordinat sistemini yerleştirdik. Açı taşıyacağız. Burası 90. Burası 53. Burası da şöyle ne oldu? 53. Şurası nedir? 90. Şu açı nedir? Bakınız 37. O zaman iç tersten şurası da nedir? 37 bulduk. Şimdi bakalım, artık Lami teoremini yazabiliriz. Şimdi F kuvvetimiz de 24'tü. Doğru mu? Şimdi biraz ufaltayım. Açıları yerleştirdik. Tamam. Şimdi devam edelim. Şimdi o zaman yazıyorum. 24 bölü 24 hariç diğer iki kuvvetin arasındaki açının sinüsü. Yani tepki kuvveti ile ağırlığın arasındaki açı. Yani şurayı alacağız bakınız. Şimdi şu aralığa ben 37 demiştim. O zaman şurası 53. 90 artı 53'ten sin 143 eşittir. Gx bölü gx hariç diğer iki kuvvet sin 127
eşittir tepki kuvveti bölü sin 90. Şimdi şu ikiliyi bir alalım bakalım. 24 bölü bu sin 37 yani 0,6 eşittir n bölü 1. İçler dışlar yaptık. N'i kaç bulduk buradan? 40 bulduk. Şimdi şu ikiliyi alacağım bakınız. Gx bölü sin 127 yani sin 53 0,8 eşittir. N'i 40 bulmuştum. 40 bölü 1'den Gx içler dışlardan ne bulmuş olduk? 32 Newton bulmuş olduk. Bu hangi yöntemle çözümümüzdü? Lam yöntemiyle çözümümüzdü. Şimdi ikinci yöntemde de neyle çöz diyor bana? Dikleşenlerini ayırma. Şimdi yine buraya taşıyalım. Aşağı doğru Gx'imiz var. Bu tarafa doğru F'imiz var 24. Buraya doğru da bir N tepki kuvvetimiz vardı. Ve şöyle koordinat sistemini yapacak olursak şuradaki açıyı ne bulmuştum arkadaşlar? Bakın 37. Burada bileşenlerine ayrılacak olan kim? N tepki kuvveti. Bakın şöyle ve şöyle ayırdık. Burası ne oldu? N cos 37. Burası ne oldu? N sin 37. Şimdi yatay ve düşey kuvvet bileşenlerine kuvvet eşitliğine göre N çarpı 0,6 eşittir 24. Sadeleştirdim 4. N kaç geldi bakınız? 40. Şimdi bu eni şurada da yerine koyarak düşey dengeye bakacak olursam 40 çarpı cos 37'miz 0,8 eşittir ne var? Gx. Gx'i de ne bulduk bakınız gençler? 32 Newton bulmuş olduk. Yani hangi yöntemle çözersek çözelim sorularımızın cevapları hep ne gelecek? Aynı gelecek. Devam edelim. Örnek 1. Ağırlıkları Px, Py, Pz olan x, y cisimleri şekildeki gibi dengelendiğinde iplerde eşit büyüklüğündeki gerilme kuvvetleri oluşuyormuş. Hemen unutmadan bunları ne yapayım? Yazayım. Eşitmiş çünkü. Tamam. Tamam. Daha sonra diyor ki buna göre Px, Py, Pz arasındaki ilişki bakın alfa büyük teta demiş. Bunu da bildiğim bir şey ile kullanayım. Hani değer vererek çözelim ve görelim. 53 bu da ne olsun? 37 olsun. Şimdi bakınız burası şöyle. Alfaya ben ne dedim? 53. O zaman şurası ne olur? 53. Şöyle bileşenlerine ayırdığımda şu yukarıya doğru ne oldu? T çarpı sin 53. Pardon. Buraya da yine 53 dedim. Şunda şöyle bileşenlerini ayırdığımda ne oldu yukarıya doğru? T çarpı sin 53 oldu. Bu bileşenler T cos 53, T cos 53 birbirlerini dengelediler. Aşağı doğru da cismin ağırlığı var Px. Şimdi sistem dengedeyse kuvvet dengesine göre yukarı doğru kuvvetler aşağı doğru kuvvetlere eşit olmalıydı. Yukarıya doğru 2 tane T sin 53 var. 2 T sin 53 eşittir aşağı doğru Px var. Sin 53'ümüz neydi? 0,8'di. Yani 2T çarpı 0,8 eşittir Px'den 1,6T eşittir Px. Bakın Px'i ne yaptım? Buldum. En kolayı P'ye çünkü yukarı doğru 2 tane neyimiz var? T'miz aşağı doğru da P'ye'miz var. 2T eşittir P'ye onu da bulduk. Şimdi burası teta ise burası da teta. Teta'ya kaç demişim ben? 37. Şimdi bileşenlerini ayırdığımda T çarpı sin 37 buradan ne gelecek yine? T çarpı sin 37 çünkü burası teta ise burası da teta. Biz teta'ya 37 derece dedik. Yine şu bileşenler T cos 37'ler, T cos 37'ler birbirlerini götürdüler. Şimdi yukarıya doğru 2 tane T sin 37'miz var. Aşağı doğru da cismin ağırlığı Pz var. Sin 37'miz neydi? 0,6. 2T çarpı 0,6 eşittir Pz'den. Ne buldum? 1,2T'yi de Pz bulmuş oldum. Şimdi bunları büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursam. O halde en büyük olan Y, sonra X, sonra Z. O halde doğru cevabım D seçeneği olmuş oldu. Ağırlığı P olan bir cisim yatay F büyüklüğündeki kuvvet ve ipler yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Buna göre P bölü F oranını sormuş bize. Şimdi bakınız yine şurası alfa ise burası da alfa. Burası da ne oldu? Alfa oldu. Şimdi şu bileşen T çarpı sin alfa. Şu bileşen T çarpı sin alfa. Şu bileşenimiz T cos alfa yazdık. Bu tarafa doğru da yine T cos alfa var. Aşağı doğru da cismin ağırlığı P. Şimdi denge şartlarına göre yatay ve düşey hepsini eşitleyeceğiz. Düşeyde pardon yatayda ne var? F ile T cos alfalar var bakınız. O zaman F eşittir 2T cos
alfa. Bunu yazdık. Şimdi yukarıya doğru T'sin alfalar, aşağı doğru da cismin ağırlığı P var. Doğru mu? O zaman P eşittir 2T sin alfa. Şimdi benden P bölü F oranı istediği için bu bulduğum büyüklükleri ne yapayım? Oranlayayım. 2T'ler gitti. Sin bölü kos neydi? Tan alfaydı. O yüzden cevabım D seçeneği olan tan alfa olur. KLN cisimleri makaralar yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Buna göre bu cisimlerin ağırlıkları arasındaki neyi istemiş bizden? İlişki. Şimdi bu cismin aşağı doğru ağırlığı PK, ipteki gerilme PK, cismin ağırlığı kadardır. İp üzerindeki bütün noktaların, aynı ip üzerindeki noktaların hepsinin gerilmesi birbirine ne olmak zorundaydı? İşte şimdi bakın aynı ip üzerindeyiz, doğru mu? Buradan, şimdi buradan bu ne geldi? PK geldi. E bu cismin ağırlığı PN kadar. Hop, buradaki ne oldu bakınız yine? PN kadar oldu. E bu ikisi aynı ip üzerinde olduğuna göre, ip üzerindeki bütün noktaların gerilme kuvvetleri de eşit olacağına göre demek ki K ve N birbirine ne olacakmış? Eşit olacakmış. Şimdi K ve N birbirine eşit ne olsun diyelim? Hadi P olsun diyelim. Şimdi burası da 45. O zaman aralarındaki açı kaç derece oldu bakınız? 90. Bu P, bu P ise aradaki açıda 90 derece olduğunda bu ikisinin bileşkesi ne oluyordu bakınız? P kök 2 oluyordu. Şimdi bu doğrultuda bu bileşkede kime eşit olacak bakınız? PL'ye. Yani PL'yi de ben ne bulmuş oldum? Kök 2 P bulmuş oldum. E o zaman şu elimdeki bilgileri birleştirecek olursam PL en büyük, PK ve PN birbirine ne olacak? Eşit. Doğru cevabım D seçeneği olmuş oldu. Örnek 4'teyiz. KL cisimleri XY makaralarıyla kurulu düzenekte şekildeki gibi dengededir. Y makarası ile L cisminin ağırlığı eşit olduğuna göre. Yani o zaman L cisminin ağırlığına PL dersek makarayla bu aynıymış. Buraya da ne diyelim o zaman? PL diyelim. K cisminin ağırlığı L'nin kaç katıdır diyor. Bakınız bu aynı ip. Şöyle takip ediyor. Bu ipteki gerilmenin sebebi bu cismin ağırlığıdır PK. O zaman aynı ip üzerinde burası da PK olur. Burası da ne olacak bakınız? PK. Şu aradaki açı 30 derece aldığımızda 30-30-60. Şu araya kaç derece kaldı bakınız? 120 derece kaldı. Şimdi kuvvetlerin büyüklükleri eşit. Aradaki açı 120 derece ise bakın PK PK arada çıkış 120 derece ise bu ikisinin bileşkesi kendine eşit oluyordu. Şimdi makaranın üstündeki ve altındaki dengeye bakacak olursak yukarıya doğru PK var. Aşağı doğru makara ağırlığı ve L cisminin ağırlığından dolayı iki tane PL var. Bana ne soruyordu, ne demişti? Bakınız K cisminin ağırlığı L'nin kaç katıdır? K cisminin ağırlığı L'nin kaç katıymış? 2 katı imiş. Örnek 5'teyiz. P3P ağırlıklı XY cisimleri ipler yardımıyla şekildeki gibi dengededir. L ipinde oluşan gerilme kuvveti hemen yazayım unutmadan bu. 32 Newton olduğuna göre K ipinde oluşan gerilme kuvveti ne kadardır demiş. Şimdi bir kere şuraya bakalım. Bu çizdiğim yer X ve Y'yi taşıyor. Yani 4P'dir. Şimdi bu 4P'yi ne cinsinden? Önce bakın bir kenar 32 vermiş. Onları bulacağız. Burası 37. Burası 53. Şimdi burası da 90 derece. 32 bölü Lami teoremi yapıyorum. 32 bölü diğer iki kuvvetin arasındaki açının sinüsü. Yani 90 artı 37'den sin 127. Eşittir. 4P bölü. 4P hariç. Diğer iki kuvvetin arasındaki açı. Bakınız 4P hariç. Diğer iki kuvvetin arasındaki açı burası. Sin 90. Bu zaten 1. Bu da kendini 180'e tamamlayacak. 32 bölü sin 53'ümüz 0,8 eşittir. Ne dedik? 4P. Şimdi 32 eşittir. 3,2 P içler dışlar yaparsak buradan P'yi kaç bulmuş oluyorum? 10. Şimdi bana ne diyordu? K ipindeki gerilme. K burası. K kimi çekiyor aşağıya doğru? 3P'yi çekiyor. P'nin değerinde biz 10 bulmuştuk. 3 çarpı 10'dan K ipindeki gerilmemiz ne kadarmış? 30 Newton'muş. KLMN cisimleri ipler ve makaralar yardımıyla şekildeki gibi dengededir. L ile M cisimler arasındaki ip kopup, şuradaki ip kopup sistem tekrar dengeye geldiğinde bir kere
T2'ye bakalım. T2 M ile L'yi taşıyordu. İki ayrı kütlenin toplamıydı. Yani T2 dediğim şey PM artı PL idi. Biz aradaki ipi kesersek kim gider? PL gider. Fizikçi olmaya gerek yok. Sadece PM'nin ağırlığı olur. Değil mi? O yüzden T2'miz ne yapacak? Azalacak. T2 azalır. Yani ikinci ölçülüm doğru olmuş oldu. Şimdi T1 ipindeki gerilme kuvvetinin sebebi kimdir? Bakınız, takip ediniz. K cisminin ağırlığıdır. T1 K cisminin ağırlığı. K cisminin ağırlığı değişmediği sürece T1 ipindeki gerilme kuvveti değişmez. O zaman birinci ölçül de doğru. Şimdi yine düz mantık düşünün. İki kütle mi aşağı, iki kütle daha çok aşağıya çeker ve bunların arasındaki açı daralır. Ama kütlenin biri giderse yukarıya çıkacağı için genişleyecek. Yani bizim alfa açımız da artar. O halde doğru cevabım A seçeneği olmuş oldu. Örnek 7. X cismi ipler yardımıyla şekildeki gibi dengedir. İp O1 noktasından O2'ye gelecek olursa. Şimdi arkadaşlar, bu tarz soruları barfix yöntemiyle çözüyoruz. İşlem yapmıyoruz. Şimdi televizyonlarda falan baktığınızda o kaslı erkekler böyle barfix çektiklerinde hiç böyle kollarını açıp barfix çeken görmüyorsunuz. Hepsi ne yapıyor? Şöyle düzgün bir şekilde çekiyorlar. Hatta bu hareketi yapmaya başladığınızda kollarınız açıkken daha çabuk yoruluyor. Yani demek ki kollarımın arasındaki açıklık arttıkça kollarıma binen yük artar. Bunun doğası doğrusu ne? Kolların birbirine ne olması? Yakın. Demek ki kollar birbirine ne kadar yakın olursa ya da kollar arasındaki açı ne kadar az olursa kollara binen yük azalır. Ne notu dedik, ne düşünüyoruz bu tarz sorularda? Barfix. Şimdi bu soruda kollarımın yerine neler geliyor? İpler geliyor. K ve M ipleri. Şimdi bakınız, K ve M ipleri benim kollarımsa O1'den O2'ye getirdiğimizde şu açı ne yapıyor? Bakınız, azalıyor. Yani kollarımın arasındaki açı azaldığı zaman kollarıma binen yük ne yapıyordu? Azalıyordu. Kollarım da burada K ve M ipleri olduğu için bana hangi oranda azalır dememiş. Azalır mı, artar mı diye sormuş. O zaman K ve M'ye binen yük azalır. Binen yük azalırsa da ip gerilmeleri azalır. O zaman 1 doğru olmuş oldu. L ipindeki gerilme kuvveti değişmez. Evet, çünkü L ipindeki gerilme kuvvetinin sebebi X cisminin ağırlığıdır. X cismi değişmediği sürece L değişmez. M ipindeki gerilme kuvveti artar demiş. Hayır, M ipi kollarımızda. Kollarımızdaki aradaki açı azaldıkça kollarımıza binen yük azalıyor demiştik. O yüzden doğru cevabım C seçeneği oldu diyorum. Küre şeklindeki türdeş cisim şekildeki gibi dengedeyken X ve Y yüzeylerine uygulanan kuvvetler sırasıyla NX, NY, Y yüzeyleri yüzeyini ok yönünde bir miktar kaydırırsak alfa açısını azaltıldığında NX ve NY için ne söylenebilir? Şimdi ilk durumu çözelim ama bir açı vererek çözelim. Şimdi cismin ağırlığına G diyelim. Açımız da alfamız da ne olsun? Hadi 53 derece olsun. Şimdi bu buradan temas ediyor. Şöyle NX dedik. Bu da buradan itiyor. Kürede, yüzeyde bunu iter. NY dedik. Hemen şöyle bir koordinat sistemi yapıyorduk. 90, şurası 37, burası 90. İç tersten şurası da 37. O zaman şurası ne oldu? 53. O zaman burası da nedir? 53'tür. Şimdi lami yazalım. Ünite lami olduğu için genelde lamiden çözüyorum. Kesişen kuvvetler. Şimdi NX bölü. NX hariç diğer iki kuvvet. Bakınız burası. Burası 90. Burası da 37. Sin 127. Eşittir. NY bölü. NY, NY hariç sin 90. Tamam. P bölü. P hariç şurası. Sin 90 artı 53'ten şöyle bakalım G. Şu açıyı tekrar kontrol edeyim. 53. Burası 90. Burası 37. Burası 37. 90. Burası 53. Burası 53. Tamam. Sin 143. Şimdi yazalım. Hepsini P cinsinden yazacağım. NX bölü. Sin 127 yani sin 53 0,8 eşittir. P bölü sin 143 37'ye tamamlayacak 0,6. Sadeleştirdim. Şöyle 2'ye böldük. İçler dışlar yaptıktan sonra NX dediğim şeyi ne bulmuş oldum? 4P bölü 3 bulmuş oldum. Şimdi NY'yi bulayım. Şu ikiliyi alıyorum, bakınız. NY
bölü 1 eşittir P çarpı sin 37'miz 0,6. Yani 6 bölü 10 yazarsak n y eşittir 10 P bölü 6. Sadeleştirdim. N y'miz de neymiş? 5 P bölü 3'müş. Şimdi bunlar ilk durumlar, bakınız. İkinci durumda da şöyle göstermek istiyorum. Bunun tamamen düzleştiğini düşünelim. Şöyle, yani burası x duvarı, burası y duvarı. Hemen cismimi de şöyle, küremi de çizeyim. Şimdi o zaman bu duvarın tepki kuvveti bu tarafa doğru nx. Cismin aşağı doğru ağırlığı g. Bu duvarın tepki kuvveti de ne olmuş oldu? Cismin ağırlığına p demişim bu arada çözerken. Bu da ny oldu. Şimdi nx'i bakınız, bu doğrultuda dengeleyecek kuvvet var mı? Yok. Nx ne oldu o zaman? Bir değeri vardı, sıfır oldu. Nx azaldı. Artarlar gitti. Ny'ye bakalım. Ny de yatay dengeye göre, pardon, düşey dengeye göre p'ye eşit oldu. Neydi bakınız ny'de? 5 bölü 3 yaklaşık 1'den büyük. 1p'den büyük bir şeydi. Ne oldu? 1'e eşit oldu. Bu da azaldı. Yani cevabım azalır azalır. Edirne olur diyorum. Şimdi burada zaten bunu biz ne yapmış olduk şu an? İspatlamış olduk. Demek ki bu tarz sorularda buradaki açımız azalırsa, hani şuradaki alt taraftaki açı azalırsa, her zaman ne olacak? Tepki kuvvetleri azalır azalır şeklinde olacak diyoruz. Şimdi ne demiş Föyde? Kuvvet ile hareket arasındaki ilişki demiş. Başlangıçta durmakta olan bir cisim üzerine birden fazla kuvvet etki ettiğinde cisim bileşke kuvvet yönünde hareketine başlar. Örnek 9'dayız. Noktasal K cismi yatay düzlem üzerinde yatay düzleme paralel F1, F2, F3 kuvvetlerin etkisine tutulurken serbest bırakılmaktadır. Buna göre K cismi hangi yönde hareket eder? Ne dedik az önceki notta, ne okuduk? Cisim hangi yönde hareket ediyordu? Üzerine etkeden kuvvetlerin bileşkesi yönünde hareket ediyordu. O zaman başlayalım. Mesela şunu aldık. F2'yi bileşenlerine ayırdım. Farklı renklerle yapayım ki uğraşmayalım sonra. F1'i bileşenlerine ayırıyorum. Şu şöyle yaptık. Bir tane daha var. Onu da kırmızı yapalım. Şöyle ve şöyle. Şimdi bakalım. Şu yeşille şu birbirini götürdü. 2 birim, 2 birim ve zıtlar. Şimdi bu 2 birim, bakıyorum şu ikisi toplam 2 birim. Birbirini ne yaptı? Yine götürdü. Tamam. Elimde kala kala bakınız şu kaldı. Bu da yukarı doğru bir yönünde hangi oklarla demiş? Yukarı yönünde bir yönünde. Elimde kalan net kuvvet sadece o olduğu için, o bileşen olduğu için onun doğrultusunda ne yapacak? Zaten sistemde K cismi de hareket etmiş olacak. Örnek 10'da sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde tutulan noktasal K cismi aynı düzlemdeki F1, F2, F3 ve F4 kuvvetlerin etkisinde tutulurken serbest bırakıldığında D doğrultusunda harekete başlamaktadır. Buna göre F4 kuvveti kesikli oklarla gösterilenlerden hangileri olabilir diyor. Şimdi elimizde ne var? F1, F2 var. F3 var. F3'ü göremedim ben. Evet gördüm. F4'ü arıyoruz. D doğrultusunda hareket etmesini istiyor. Şimdi yine şöyle F1'i bileşenlerine ayırdık. Şu ikisi. F3 bu zaten. Şöyle F2'yi de bileşenlerine ayırdığımızda. Şimdi bakıyorum. Şu ikisi, şu ikisi birbirini ne yaptı? Götürdü. Doğru mu? Son durumda şöyle yapalım. Mesela 2. 2'yi alalım. 2 numaralı olsun. Şöyle ve şöyle şunu da aldım. Şimdi baktığım zaman ne kaldı son durumda? Bununla da bu gitti. Elimizde son durumda şu kaldı bakınız. 1'e 1. Ve bu da D doğrultusunda hareket eder. Yani 2'yi denedik. Cevabımızın içinde ne olacak? Bir kere 2 olacak. Şunu silmeye çalıştım. Başardım silmeyi. Şimdi yine devam edelim. Hatta şunu da silip başka bir seçenek deneyelim. Şunun üstünü de boşaltalım şu şekilde. Şimdi bu sefer de kimi deneyelim? 4'ü. Şimdi bakın şunları bileşenlerine ayırıyorum. Bunlar F1, şu F2, F3'ümüz de orada. 4 gibi olsaydı. 4 şu bakınız. Şunu bileşenlerine ayırdım da şu ve şu oldu. Şimdi sadeleşecekleri, yani birbirini götürecek olan vektörleri çizelim. 2 birim, 2 birim birbirini götürdü. 1 birim, 1 birim birbirini
götürdü. Doğru mu? Son durumda elimde ne kaldı arkadaşlar? Şimdi kim kimi götürdü? Bu bir birim, bu bir birimi götürmüş oldu. Kalan göremiyorum. Ha, şurada buldum. Kalanımızı gördüm şu şekilde. Şu iki birimdi. Şu bakınız ve buradaki şu kaldı. Ve bu da yine nereden geçiyor? Bakınız tam ortadan. Kim de sağlamış oldu? 4 de sağlamış oldu. Bu şekilde deneyerek ne yapacağız? Bulacağız. Ya da tamamen vektörlerde yaptığımız başka bir yöntem vardı hatırlarsanız. Neydi bu yöntem? Listeleme yöntemiydi değil mi? Hadi oradan da çözelim soruyu. Şimdi mesela F1, F2'yi şöyle liste yöntemiyle yazayım. X, Y. F1'i yazmaya başlıyorum. F1'in bileşenleriyle başlayalım ama önce sorunun üzerini temizleyelim. Hani hiç görmüyorsanız uzun uzun ne yapabilirsiniz? Buradan da bulabilirsiniz. F1'in bileşenleri x'i 1 birim, y'si 2 birim. Kimi aldık? F2'yi aldık. F2'nin bileşenlerine bakalım. X'i eksi 2 birim, y'si eksi 1 birim. F3'ü alalım. F3'ün x bileşeni yok zaten. Y bileşeni de eksi 1. Şimdi D doğrultusuna bakacak olursak şu doğrultu işte 1'e 1, 2'ye 2 şeklinde ya da tam tersi buradan eksi 1'e eksi 1, eksi 2'ye eksi 2 gitmesi lazım. Yine hemen şuna bir şu ekseni toplayalım. 1 eksi 2 ne oldu? Eksi 1. Şurayı toplayalım. 0 oldu. Doğru mu? Bizim ne olmamızı bekliyoruz? Biz eksi 1'e eksi 1 ya da artı 1'e artı 1 gibi. Şimdi o zaman neler olabilir kısmında bakalım. Diyelim ki 2 olabilir mi? 2'nin x'i kaç bölmeydi? Bakınız 2. İlave ettik. Y'si kaç bölmeydi? 1. Bu ikisini topladığımız zaman ne oldu? Bakınız artı 1'e artı 1. Bu benim istediklerimden biriydi. Yani isterseniz böyle listeleme yöntemiyle de uzun uzun çözebilirsiniz. Şimdi burada cisimlerin üzerine etki eden dengeleyici kuvvet dediğimiz şey bileşke kuvvetin zıttı olacak. Bileşke kuvvetin zıttı olsun ki dengeleyici kuvvet olabilsin. Sistemi ne yapacak zaten? Dengeleyecek. Doğrultu kavramıyla yön kavramını karıştırmayınız diye not düşmüş. Evet, bunda vektörlerden vektörlerdeyken bahsetmiştik. Çünkü yön başka bir şey, doğrultu başka bir şey. Doğrultu dediğimiz şeyin her iki yönü de kapsar. Mesela bu x doğrultusudur. Doğru mu? Ama burası artı x yönüdür. Burası eksi x yönüdür. Yani doğrultu başlı başına her iki yönü de kapsayan bir kavramdır diyoruz. Bakalım örnek 11'de ne demişiz? Örnek 11'de yatay ve sürtünmesiz düzlemde durmakta olan K cismi F1, F2, F3 kuvvetlerin etkisinde hareket etmektedir. Yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi kuvvetleri şöyle bileşenlerine ayırdığımızda şöyle yaptık ama geri ileri mi gideceğiz? Tamam, şuradayız. Şimdi bileşenlerini ayırdık şöyle ve şöyle. Şimdi şu ikisi birbirini götürdü. Şu ikisi birbirini götürdü. Elimde kala kala şu kuvvet kaldı. Bu da hangi yönde? Eksi yönde. O zaman cisim hangi yönde hareket eder? Eksi x yönünde. F3 kuvveti kaldırılırsa cismin hareket yönü değişmez. Bakalım F3 olmadan çözelim bu sefer soruyu. Şimdi elimde şöyle hemen hızlıca şuraya çizeyim. Yetmiyor çünkü orası bana. Şöyle K cismi, şöyle bir F1'imiz vardı değil mi? F1'i bileşenlerine ayırdık. Bu F1. F3 yok. F2'yi de şöyle bileşenlerine ayırırsak gitti. Şu ikisi bitti. Bakınız yine net kuvvet eksi x yönünde oldu. Evet, kuvvetin hareket yönü değişmez. F1 kuvveti yarıya düşürülürse cisim y yönünde hareket eder. Bakalım F1 kuvvetini yarıya düşürdüğümüzde ne oluyor? Şimdi F1 kuvvetini yarıya düşürürsem şu olur. Şöyle ve şöyle bileşenlerine ayırdım. F2'yi bileşenlerine ayırıyorum. Şu ve şuydu. Daha sonra da bir de neyimiz var? F3'ümüz var. Şimdi şu ikisiyle şu ikisi birbirini götürdü. Burada 1, aşağıda 2, aşağı doğru. Yani cisim y yönünde değil, cisim eksi y yönünde hareket eder. O yüzden 3. öncülüm yanlış oldu. Doğru cevabım 1 ve 2. C seçeneği diyoruz. Arkadaşlar, şimdi föyümüzdeki ödev sorulardan seçtiğim sorulara bakacağız. Hepsini çözmüyorum. Daha ziyade zor gibi olanlara bakacağız. Şimdi ödev testi 1'de 4 numaralı sorudayız. Diyor ki özdeş KL ve
K ve L cisimler. Şimdi bakın özdeşlemiş. Özdeşim bana verdiği sinyal neydi? Bunların ağırlıkları eşit demek. Şöyle aldık. Yayda oluşan kuvvet 100. Şimdi bakınız yayda oluşan kuvvet şu şekilde gösterirsek, bunların ip gibi düşünürsek yayıda üzerinde oluşturduğumuz tek bir kuvvet vardır, 100 Newton. Yani yayda iki taraflı, buradan da 100 Newton, buradan da. Şimdi aynı ip üzerindeki bütün gerilmeler eşitti. O zaman burası da ne oldu? Bakınız 100 Newton. Burası da ne oldu o zaman? 100 Newton. Bana neyi soruyordu? K cisminin ağırlığını. K cisminin ağırlığı ne kadarmış? 100 Newton. Doğru cevabı D seçeneği olmuş oldu. Şimdi ödev testi 2'ye geçtik. Ödev testi 2'de 1'i çözelim bakalım. K ve L cisimleri makaralarla kurulu düzenekte şekildeki gibi dengededir. O1, O2 noktalarına bağlı iplerde oluşan gerilme kuvvetleri sırasıyla T1 ve T2. Buna göre T1 bölü T2'yi sormuş. Yani bakınız şurası T1, şurası da T2 imiş. Şimdi aynı ip üzerindeki gerilmeler eşitti. Şimdi bakalım şuradan başlayalım. Şu ipteki gerilme PK kadar. Geldik hop şurası ne oldu? PK. Hala aynı ipi takip ediyorum. Burası ne oldu? PK. Geldik hala aynı ipteyiz. Burası ne oldu? PK. Şimdi şu küçük makaranın üstüne bakalım. Şöyle bakınız. Küçük makaranın altında iki tane ne var? PK var. Üstünde ne var şuraya baktığımızda? T2. Dengede olduğuna göre makaranın üstündeki kuvvetler altındaki kuvvetleri eşit olmalıydı. T2'yi ne buldum arkadaşlar? 2 PK bulmuş olduk. Şimdi renk değiştirelim. Tamam. Şimdi şuradayız bakın. Büyük makaranın üstündeyiz. Büyük makaranın üstünde ne var? Şöyle şurada T1. Buraya taşıyorum. Bakınız T1. Aşağıda şu iki kol var. Bunlarda da yine PK, PK var. Yine makara dengede olduğuna göre makaranın üstündeki kuvvetlerle altındaki kuvvetler eşit olmalıydı. T1 eşittir. Aşağı doğru da 2 PK'mız var. Ne oldu? T1 ve T2'yi aynı bulduk. Bizden oran istiyordu. T1 bölü T2'miz 1. Yani doğru cevap seçeneğim Ceyhan olmuş oldu. 2'ye atladım. 3'e bakalım. 3 güzel sorudur. Tehlikeli sorudur. Dikkat etmemiz gerekiyor. Diyor ki O1 noktasına bağlı ipte oluşan gerilme kuvveti 12'dir. Bakınız bunu yazdık. Buna göre K ve L cisimlerin ağırlıkları. Şimdi bu cismin ağırlığı aşağı doğru PL. Bu ipteki gerilme kuvveti PL. Aynı ip üzerindeyim bakınız. Burası ne oldu? PL. Hala aynı ip üzerindeyim. Şurası da ne oldu? PL oldu. Şurası ne olur bakınız? Bir saniye birazcık büyütelim. Evet. Şimdi şuraya baktığımızda şurası da K cisminin ağırlığı kadar ne oldu? Burası da PK olmuş oldu. Şimdi bakınız şurada PL gözüme güzel gözükmüyor değil mi? O PL gel beni ne diyor? Bileşenlerime ayır diyor. Şimdi PL'yi şöyle ve şöyle bileşenlerine ayırdığımızda burası 53. Şu ne olacak? PL çarpı cos 53. Şu bileşen ne olacak? PL çarpı sin 53. Tamam artık soru bitti. Biz şimdi bu saatten itibaren sistem dengede olduğu için yatay ve düşey dengeye bakacağız arkadaşlar. Şimdi o zaman şuradaki şu doğrultudaki dengeye bakalım değil mi? Çünkü bu tarafa doğru 12. 12 eşittir. Burada ne var? PL çarpı cos 53. 12 eşittir. PL çarpı cos 53. 0,6 6 bölü 10 diyelim. Sadeleştirdik. 2, 10 buraya geldi. PL'miz ne kadarmış? 20 Newton'muş. Bunu bulduk. Şimdi PL'yi bulduk. Bakalım neyi bulacağız? Bu sefer düşeydeki dengeye bakalım. Düşeyde şöyle bakınız. Yukarıda ne var? PL var. Artı ne var? PL sin 53. Sin 53'ümüz 0,8 artı 0,8 PL. Aşağıda ise ne var? PK. Şimdi biz az önce PL'yi ne bulduk? 20. Gelelim bunu burada kullanalım. Niye? Kendimize mi saklayacağız? Değil mi? 20. 0,8 ile çarparsak 20'yi 16 eşittir. Ne bulmuş olduk? PK'yı bulmuş olduk. O zaman PK'mız da kaçmış arkadaşlar? 36. Tabii ben şeklimizi büyüttüğüm için cevabımız aşağıda kaldı. Şöyle yapalım. Bakalım. PK'sı 36, PL'si 20. Doğru cevap seçeneğimiz D olmuş oldu. Bakınız bu soru önemli. İşaretleyelim. Yine okul sınavımızda gelebilecek sorulardan biri.
4'ü de çözelim. Zor bir soru değil ama hani sabit hızlı dediğinde vektörlerden biliyoruz ama hani burada da bakalım ne olacak? Konu değişince bir şeyler değişmediğini göstermiş olalım. Eğik düzlem üzerinde 2 kilogram kütleli bir K cisim var. 20 Newton'luk kuvvet etkisinde ok yönünde şekildeki gibi sabit hız. Hemen bakın sabit hız gördük bunu yuvarlak içerisine alıyoruz. Çünkü sabit hız deyince şunu anlayacağım. Cismin üzerine etki eden net kuvvet ne olmak zorunda? Sıfır. Buna göre K cismi ile eğik düzlem arasındaki sürtünme kuvvetini soruyor. Şimdi cismin ağırlığı 20. Şöyle bileşenlerini ayırdığımızda 20 çarpı ne oluyordu burası? Sin 37. Sin 37 mi? 0,6. O zaman burası ne oldu? 12. Şimdi bakınız hareket bu tarafa doğruysa sürtünme de yine ne tarafa doğru olmalıydı? Harekete zıt. Şimdi bakın K cismini şuraya aldım. Şuraya doğru bir F'imiz var. 20. Aşağı doğru ağırlığın bileşeni var. 12. Hareket bu tarafa doğru olduğu için ve net kuvvetin sıfır olması için aşağı doğru buldurmamız gereken sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ne olur? Bu taraf 20 ise bu taraf da 20 olmalı. O zaman sürtünme kuvvetinin büyüklüğü D seçeneğindeki gibi 8 Newton imiş. Devam edelim. P ağırlığındaki bu sefer ödev testi 3'e geçmişiz. P ağırlığındaki O merkezli türdeş küresel X cismi eğik düzleme paralel F'lik kuvvet yardımıyla şekildeki gibi dengedir. Sürtünmeler önemsenmediğine göre. Bakın bu bir önceki soruya göre bir tık daha kolay. Sürtünme yok. Şimdi kürenin ağırlığını aldık. Neymiş? P imiş. Doğru mu? Şimdi bu ağırlığı bileşenlerine ayıralım. Sürtünme yoksa bunu kullanmıyoruz, değil mi? Bu yüzeyin normali doğrultusundakini sadece sürtünme varsa kullanıyoruz. Bu da ne olacak o zaman? P çarpı sin 45. Şimdi dengede olduğuna göre şu doğrultudaki yani F ile P sin 45 birbirine ne olmak zorunda? Eşit. F eşittir P çarpı sin 45. O da neydi? Kök 2 bölü 2. Bize diyor ki F kaç P'dir diyor. Şimdi kök 2 bölü 2 bulduk. Var mı şıklarda? Yok. O zaman ne yapacağız demek ki? Hemen bir kök 2 ile çarpma yapalım bakalım. Şimdi şöyle payı ve paydayı kök 2 ile çarparsak 2 bölü 2 kök 2. Bu ikiler sadeleşti. 1 bölü kök 2. Yani f dediğimiz şey p çarpı 1 bölü kök 2. Doğru cevabım E seçeneği olmuş oldu. Arkadaşlar bu soru tipini zaten şeylerde çözdük. Föylerde konu anlatımları kısmında çözmüştük. O yüzden bunu kendiniz deneyin bakalım. Şimdi üst üste kürelere gelince, şimdi bunu çözeceğim arkadaşlar ama yine okul hocalarınız anlatırsa derste o zaman tekrar değerlendirmeye çalışın. Çünkü normalde bu kadar kısmı yani bunlar müfredat artık küreler var ama üst üste küreler normal müfredatımızda yok. Ben nasıl yapacağınızı yine göstereyim. Önce ne yapıyoruz? Tork dengede, kuvvet dengesinde de kuvvetleri gösteriyoruz. Şimdi bunların kürelerin ağırlıkları türdeş P ağırlığındaki K ve L cisimleri demiş. Tamam, ağırlıklarını şöyle gösterdik P. Şimdi bakınız NY tepki kuvvetini buraya taşıdım. NY. Aynı şekilde NX'i taşıdım buraya. NX. Şimdi bakınız bu küreler birbirine değdiğine göre bu küreler birbirlerine etki tepki kuvveti uygularlar. Kürelerin birbirine uyguladığı tepki kuvvetlerini de buraya koydum. T dedim. Şimdi başka kuvvet kaldı mı? Kalmadı. Şöyle şunları düzenleyelim ve açı taşıyalım. Şimdi burası 90 derece, 53. O zaman burası kaç derece oldu? 37. O zaman burası kaç derecedir? 37. Şöyle yaparsak burası 53 ise burası kaç derecedir? 53. Şimdi üstteki küreye bir lami uygulayalım. Çünkü neyi bulmamız lazım? NX'i P cinsinden bulacağız. T'yi P cinsinden bulacağız. Sonra burada buldum T'yi, burada da yerine yazacağım. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. NX bölü. NX hariç diğer iki kuvvetin arasındaki, yani şurası 37, şurası 90, sin 127 eşittir. T bölü. T hariç diğer iki kuvvetin arasındaki açı sin 90'mış. Eşittir. P bölü. P hariç diğer iki kuvvetin arasındaki açıya bakacak olursak. Burası 37. Bir saniye. Burası 37. Şurası kaç? 53. 90 artı 53. 143. Şunu hemen düzeltelim. Bu 143 oluyor. Silgimi bulayım. Buldum. Sin 143. Şimdi P'nin gördüğü yere bakacak olursak şurası o sin 127. Şimdi çözmeye başlayayım. NX'li önce şu ikiliyi alalım bakalım.
nx bölü sin 143 birbirini 180'e tamamlayacaktı. Sin 143, sin 37. Şöyle yaptık. Yani 0,6 eşittir p bölü, bu da ne olacak? Sin 53, 0,8. Sadeleştirdik. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4. O zaman nx'i bulduk. Neymiş nx'imiz? 3p bölü 4. Bu dursun. Şimdi t'yi de p cinsinden yazmak istiyorum. O halde şöyle bir renk değişikliği yapalım. Şu ikiliyi çözeceğiz gençlik. Şuradayız. T bölü sin 91 zaten eşittir p bölü sin 53, 0,8, 8. Yani şöyle yapalım. T'yi de kaç bulmuş oldum? 2'ye bölersek 5p bölü 4. Şimdi bunu az sonra aşağıda kullanacağız. Dediğim gibi bu okul hocalarınız anlatırsa normalde müfredatımızda yok. İlk kısım. Şimdi şu alttaki L küresinin üzerine geliyoruz. L küresinde artık lemi yapamayız. Çünkü neyimiz var? Kesişen 4 kuvvetimiz var. Bakın burada bir tane daha şu yüzeyin nesi var? Bakın şu duvarın da şöyle bir nesi olacak? Tepki kuvveti olacak. Ama buradan sonrasını ne yapalım artık? Bileşenleri ayırmadan yapabiliriz. Çünkü T'yi kaç buldum bakınız ben? 5P bölü 4 buldum. T'yi şu şekilde ve şu şekilde bileşenlerine ayırdığımda NY ile şu ikisini toplarsam da NY'yi bulurum. Şimdi burası 53. Yani şu bileşeni bulmaya çalışıyorum bakın arkadaşlar. Ne olacak? 5P bölü 4 yani T çarpı sin 53. Sin 53'ümüz neydi? 0,8'di. Doğru mu? Yani 8 bölü 10 yazalım. Sadeleştirdik 2. Sadeleştirdik 2. Ne bulmuş olduk? P bulmuş olduk. Bu tamam. E o zaman şimdi şu doğrultuya bakıyorsunuz arkadaşlar. Yukarıya doğru ne var? NY. Aşağı doğru ne var? P var. Bir de kürenin ağırlığı P var. Ne olmuş oldu? 2P. NY'yi de buldum. Şimdi bana neyi soruyordu? NX bölü NY. Evet yazalım. NX bölü NY. NX'imiz 3P bölü 4. Bölü çarpı yaptık. Ters çevirdik 2P. Gitti gitti. NX bölü NY oranımız neymiş? 3 bölü 8. Şimdi bu soru gözünüzü çok korkutmasın. Yine anlamadığınız yerleri hocalarınıza, bizlere sorabilirsiniz. Dediğim gibi okul hocalarınız anlatırsa var, anlatmazsa müfredatımızda da yok. Cevabımız 3 bölü 8 olmuş oldu. Şimdi buna benzer soruyu zaten enerji föyünde yaptık. Şimdi arkadaşlar size dün demeyelim tabii. Bir önceki föyün çekiminde barfix kuralını anlatmıştım. Barfix doğası gereği neydi? Hani şu şekilde yaparsak doğruydu. Kollarımızı açtığımızda kollarımıza binen yük artıyordu. Yani kolların arasındaki açı azaldıkça kollarda sorularımızdaki ipler oluyordu. Kollara binen yük ne yapacaktı? Azalacaktı. Şimdi bakalım. K noktasına bağlı olan ip L noktasına bağlanırsa. Tamam. Bağladık. Ya ne oldu? Kollarımızın arasındaki açı arttı. Kollarımızın arasındaki açı artarsa kollarımıza binen yük artar. Kollarımız kim burada kim? T1 ve T2. O zaman T1 ve T2'nin gerilme kuvveti ne yapar? Artar. T3'e bakalım. T3 kim belirliyor? X cisminin ağırlığı. T3 X cisminin ağırlığı değişmediği sürece değişmez. Bize diyor ki hangileri artar? Kimler artar dedik baştan? T1 ve T2 artar dedik. Arkadaşlar sizin için uygun gördüğüm sorularımız bunlardı. Bir sonraki föyde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.